Evet sevgili dostlar sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz uçaktan da anlayacağınız üzere full artı full duyum konuşacağız arkadaşlar ilk isim de geldi yukarıda kulağını kapatan arkadaş ben şurada dur kulağını kapatan arkadaş Fenerbahçe'nin gözdesi için İspanyollar devrede. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği belirtilen Asante Kotoko'nun 20 yaşındaki forveti Frank Embella Etogu için İspanya'nın önemli ekipleri Atletico Madrid, Sevilla ve Elche'nin devreye girdikleri aktarıldı. Şimdi bu fotoğraftaki arkadaş yani kulağını kulağını kapatabiliyor demek ki Crespo'yu takip ediyor. Tamam hocam kesin Fenerbahçe'de. Crespo'nun gol sevinci bu diyorsunuzdur. Değil mi? Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği belirtilen bu arkadaşımız için yani İspanyolun bu takımların devreye girmesi zaten beni ikna etti futbolcunun iyi olduğuna. Ama yeni teknik direktör çalışması var, diğer taraftan transfer çalışması var ve Fenerbahçe'nin adı anıldı bu arkadaşın. Tabii Alles Les Lyons'un haberine göre Etogu ile Saint-Etienne, Marsilya, Rennes, Inter ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Estadio Deportivo ise bu takımlardan İspanyol'un Atletico Madrid, Sevilla ve Elche'nin eklendiğini aktarmış. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımızın özelliklerini merak ettim. Bakınız. Bakınız sevgili arkadaşlar. Yani sezon başında ülkesi Kamerun takımlarından Fortuna, Enfou'dan Gana ekibi Asante Kotoko'ya transfer olan 27 20 yaşındaki golcü Gana Premier Lig'de çıktığı 23 maçta 18 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlamış. Ve yaşının 20 olması e, piyasa değerinin e, 250 bin euro gözükmesi tabii ki de bu arkadaşı e, cazip kılan şeylerden bir tanesi. Tabi kulağını kapatma özelliği de iyi. Herkes kulağını kapatamaz öyle. Peki hocam kaç dakika oynamış? Yani boy 1.80, toplam 1.856 dakika oynamış. Yani yaklaşık 21 maç oynamış. Bu kadar gol ve asisti var. Şimdi şunu söyleyeceğim. Elbette ki Fenerbahçe'nin bu tip oyunculara ihtiyacı var ve mecbur. Fenerbahçe. Bu tip oyuncuları oynatmaya mecbur Fenerbahçe. Yani mecburuz arkadaşlar. Bu ekonomik buhramda bu ekonomik şartlarda mecburuz. Al, sata, oynatmaya. Hatta mecbur olduğumuz bir isim daha var. Geliyor. Kim Minji. Fenerbahçe'de Kim Minji'nin bir acelesi yok diye haber girmiştir arkadaşlar. Bu haberin girilme sebebi de e, hani biz e, illa gitti demeyelim. Ne olur ne olmaz haberi gibi. Şimdi Kim Minji'nin aslına bakarsanız gerçekten de acelesi yok. Çünkü Aralık ayında, daha doğrusu Kasım Aralık ayında Dünya Kupası'na kadar Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi diyor haberde. Güney Kore'de ayak bileğinden operasyon geçirdiği söylenilen Kim Minji'nin 2 ay sonra tamamen hazır olacağı bildirildi. Başarılı savunmacının transfer olmayacağı merak konusu. Aralık ayındaki Dünya Kupası'na kadar Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtilmiş ve 20 milyon üstüne bir teklife yönetim onayı vermesi bekleniliyormuş. Tottenham kimle ciddi şekilde ilgileniyormuş. Şimdi arkadaşlar 23 milyon euroya İngiltere takımlarına serbest kalır maddesi var deniliyor. Normal takımlara değil de İngiltere takımlarına. E, o yüzden hani 23 milyon euro hani kim Minji için bence bedava bir para. Bence bedava bir para. Tabii rakipler bunu nasıl değerlendirebilmiyorum bilmiyorum. Ama şu bir gerçek. Gözünü daldan budaktan sakınmıyor. Müdahaleleri yerinde sert e, lige uyum sağlamış bir isim. Doğru mu lan? Doğru abi. <laughs> yani sert müdahaleleri e, lige uyum sağlamış pozisyonda bu sene de çıkışa geçmiş. 3 milyon euroya dalmışsın. 3'e alıp 23'e satmak büyük karı olacak. Bu haberi yapan arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar yani ya aman biz e, haberi yapalım da ya gitmezse de mahcup olmayalım diye. Şimdi diğer bir isme geçiyorum. O da en az kim kadar değerli. Ferdi Kadıoğlu. Ayağını çek lan yüzüme değiyor. Ferdi ayağını çek yüzüme değiyor. Ferdi Kadıoğlu'nun yeni talebi kulüp bürüş. Şimdi şunu peşin peşin söyleyeyim. 16 milyon euro getiren Ferdi alır. 16 milyon euro getiren Ferdi alır. Hatta biz bunun daha önce bir görüşmesi gerçekleşmişti. Kapak fotoğrafına kadar hazırlamıştık. Bilmeyenler için. Yani 16 milyon euroluk bir teklif. kokunun takımından gelmişti. Direkt 16 milyon euro istemiştik. Şimdi yine 16 milyon euro getiren varsa buyursun alsın. Ama Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'na Ajax'tan sonra kulüp bürüş talip oldu. Burada Ajax Gerçekten talip mi değil mi bilgim yok. Yani eğer gerçekten olsaydı mutlaka ve mutlaka hadi beni geçtim ama piyasadaki bir sürü duyumcu var hepsinin haberi olurdum diye düşünüyorum. Ki ayak bolluk demek, bereket demek. Şimdi Jorge Jesus önderliğinde yeni bir yapılanma için bütçe oluşturmaya çalışıyor. Tabi bütçe oluşturmak için de eldeki bazı oyuncuları satmak lazım birçok oyuncusu yakından takip edilen Fenerbahçe'de gözdelerden birisi de Ferdi Kadıoğlu. en büyük çıkış yapan isimlerden birisi ve hiç alışık olmadığı pozisyonda yani sol bekte oynayarak bu çıkışı gerçekleştirdi. Daha önce Ajax devredeydi ama sözleşme uzattığında diyor Hollanda'daki bir geri adım attım. Bu kez Belçika'dan talip çıktı. Kulüp yürüş. Orada Belçika takımları gerçekten Fenerbahçe'yi takip ediyor. Haberiniz olsun. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe'nin özellikle Berke Özer Westerlo'ya gitti. İşte şimdi bu sene Oğuz Kağan Güçtekin orada. İşte Samatta olayı. Frey olayı. Haberiniz olsun. Şimdi Ferdi için transfer hazırlığındaymış. Belçika basındaki haberlere göre kulüp bürüz için yaz transfer döneminde öncelikler arasında yer alıyormuş. Arkadaşlar bu tip haberleri doğrulamak ya da yalanlamak mümkün değil. Çünkü Belçika basını Belçika'daki kulüpten haber veriyor. Hani elde resmi somut bir şey olursa ben derim ki evet böyle bir teklif var. Ama bunu ne doğrulayabilirim ne yalanlayabilirim. Ama ne kadarlık bir teklif yapacağı bilgisi paylaşılmasa da Fenerbahçe kapıyı 10 milyon eurodan açacak diyor. Hayır. onu almak isteyen kulüp varsa bilmem anlatabildim mi? Umarım da anlatabilmişimdir. Şimdi yine gelelim bir başka Türk oyuncumuza. Biliyorsunuz Türk oyuncular değere bindi. Hangi Türk oyuncu? Hangi Türk oyuncu? Merto. İşte Fenerbahçe'nin Merto'dan, Mert Hakan Yandaş'tan beklediği gelir. Mert Hakan Yandaş seri akiplerinin gözdesi haline geldi. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani gülmeyin ama. Yani. Hiçbir şekilde bana duyum gelmiyor Mert Hakan İtalya takımlarıyla ilgili ama şu haberler Fenerbahçe'nin lehin olduğu için ben varmış gibi konuşuyorum. Yani haberleri baz alarak konuşuyorum. Ama sonuçta Fenerbahçe'nin lehine arkadaşlar yalan bile olsa yani böyle bir şey olmasa bile palavra bile olsa Fenerbahçe lehine yani konuşmamda bir sakınca yok herhalde değil mi? İsmail Kahatal sonrası müthiş bir ivme yakalayan başarılı futbolcu. İtalyan kral, tra, e, kulüplerinin transfer hayali konumunda. Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla gelen ancak forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki orta saha bu sezonun ikinci yarısındaki performansıyla yükselişe geçti. Ve Mert Hakan yandaş için harekete geçtiler. İtalya ve Rusya'dan iki kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyormuş. Fenerbahçe Mert Hakan Yandaşı ilk bağlamda satmayı düşünmezken gelecek teklifin miktarına göre karar değiştirilebilir. 6 milyon euro gelir bekliyormuş Fenerbahçe. 7 diyebiliyorum. Geçtiğimiz sezon başında Emre Belözoğlu'nun çabası ve isteği sonrası olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye katılan Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe en az 6 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Yani eğer bu rakamlara çıkarlarsa Fenerbahçe transferi onay verecek diyor. Bu sezonla da peki bu kadar teklif bekleniliyor. Fenerbahçe'nin 32 maça çıkıyor Mert Hakan Yandaş. 2 gol 9 asistlik bir performans ortaya koyuyor. 1999 dakika sahada kalarak. İyi de hocam sen Mert Hakan'ı beğenmiyorum falan filan diyordun. Hala aynısını söylüyorum. Ben beğenmiyorum Mert Hakan'ı. Yani üstü gitme lan geri gel şaka yaptım. Yani o kadar beğenmiyorum. Ama 7 milyon euro edecek mi? Aslına bakarsanız edebilir. Milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncuydu. Yaşı da henüz 27. Vallahi Rus kulüpleri, İtalyan kulüpleri becerebiliyorsa ne hale. Şimdi Ozan Tufan var elde. Mert Hakan var elde. İrfan Can var elde. Bana desinler ki 7 İrfan, 7 Mert Hakan, 4 Ozan, 14, 18 milyon euroya. Üçünü satıyorum. Ama dediğim gibi bana ulaşan bir şey yok. İnşallah gazetelerin haberi doğrudur. Yani 2 gol 9 asist. Az buz değil. Sıradakine geçelim. Sıradaki futbolcumuz 23.500 futbolcusu. Fenerbahçe'nin gündemindeki Seferovic 17 maç kaçırdı. Çok şükür birilerinin aklına geldi bu haberi yapmak. Demek ki birileri birilerinin kulağına bir şey kaçırdı. Su kaçırdı. Onların da aklına geldi. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki forvet Haris Seferovic sakatlık nedeniyle ligde 17 maç kaçırdı. Önemli değil hocam altına kaçırmasın yeter. 17 maç. Şimdi 17 maç hakikaten az buz değil ya 17 maç yani bir düşünüyorum e, herhangi bir Fenerbahçe'nin şu andaki mevcut futbolcularından herhangi bir 17 maç kaçırsa linç edilir ya harbi linç edilir ama kral büyük adam. Şimdi Fenerbahçe'nin forvet transferi için Portekiz basını Paris Seferovic ismini ortaya attı. İsviçreli golcünün Jorge Jesus'la bir buçuk senede birlikte çalışması bir buçuk sezon daha doğrusu iddiaları güçlendiriyor. Ancak 30 yaşındaki Seferovic geçen sezon diyor yani bu sezondan bahsediyor sakatlıklarla boğuştu. Kas yaralanması ve bacağından yaşadığı iki sakatlık nedeniyle ligde 17 maç kaçırdı. Gol sayısı 3'te kaldı. İyileştikten sonraki 6 maçın 3'ünde yedek oturdu. Üçünde ise az süre aldı. Haris'in Benfica'yla yı 2 yıl daha kontratı var. Bu kumarı oynar mısınız? Ben bu kumarı oynamam. Ben bu kumarı oynamam. Siz oynar mısınız? Ben oynamam arkadaşlar. Ama hocam, Haris sefer işte çok iyi geliyor gözü. Ya sevgili arkadaşlar, bakın sosyal medyada 1 milyon tane adam var. Duyumcu geçinen Duyum veren, eden bir sürü adam var. Bir sürü adam var. Sürüsüne bereket. Biri zamanında yazıyor. Sefero işle ilgileniyor diye. Sonra kıvıramıyor da. Dönemiyor da. Anlatabiliyor muyum? Dönemiyor da. E dönemeyince ne yapacak? Falan diyecek. Ya herro ya merro. Ben devam edeyim de. Ne olursa olsun diyor. Düşünmüyor yani bunu. Ben diyorum Seferov için Fenerbahçe gelme ihtimali çok düşük zannetmiyorum. Ha olursa da tabii ki eyvallah başmasın gözümüzün üstüne arkadaşlar. Kim istemez ki? Ama getirecek bile olsan yüksek bon serviste getirirsin. Yüksek bon servis dedim 3-4-5 bile benim için yüksek bon servistir. Ben o yüzden sıcak bakmıyorum gelmez diyorum. Özdeşmesini feshedip bedava gelme ihtimali dışında da çok beklemeyin diyorum. Sıradaki gelsin. Lan bu gelmesin bu gelmesin geri gitsin bu. Lan bu da gelmesin. Lan git. Git. Hocam gitmiyor. Lan git. Gitmiyor. Neyse kalsın orada bakalım. Samat da Fenerbahçe'den bir şans daha istiyor. Fenerbahçe'de Belçika ekibi Antwerp'e kiralanan yani, Vama'na Vama'na Samat'ta da Salih formayı giymek istiyor. Al giydi. Yeter çıkartsın artık. Belçik ekibi Antwerp e kiralanan Samat'tan gelecek sezon Fenerbahçe formasını giymek istiyor. Samat'ta geçen sene zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye saplanmış, e, şey kiralanmıştı. Tanzanyalı forvet çok kötü performans sergilemesine rağmen on servisine 6,5 milyon euro ödenmiş ve ardından Antwerp'e kiralanmıştı. Aslında arkadaşlar şimdi Antwerp e kiralandı Bekir ama istatistiklerini bilsek mesela birisi şöyle ekrana getirse e, oradan mesela yorumlasak daha iyi geldi lan. E, Samat da bu sezon 40 paça çıkmış. 9 gol 4 asisti var. Baktığınız zaman 1932 dakika. Şimdi şöyle yapalım. Süper Lig'deki 162 dakikayı çıkalım. 1700 küsür dakika yapıyor. Hadi bunu 1800 diyelim. Yani 20 maç diyelim. Fenerbahçe'den ayrıldı 20 maç diyelim. 20 maçta toplam dakika bazında konuşuyorum. Burada 40 maç diyor ama girmiş, çıkmış, az oynamış, çok oynamış. 20 maçta 9 gol, 4 asisti var. Yani 13 gollük bir katkısı var gibi duruyor. Şimdi biz, biz bu ismi transfer edecek olsak mesela bu istatistiği gizle. Ekrandaki ne gizle. Şu şekilde bir futbolcu. Sonra istatistikler geliyor ekrana. Şu şekilde bir istatistik diyorsun diyorsun ki arkadaşlar alalım mı almayalım mı? Piyasada fiyatı da 6,5 milyon euro. Hemen soracağınız yaşı kaç olur? Değil mi? Hemen soracağınız yaşı kaç olur? Ya da geçmişinde ne var? Yaşı 29, Aralık'ta 30 olacak. Evet fazla. Tanzanya Milli Takımının futbolcu 64 maçta 21 golü var. 3 milyon euroya kadar piyasa değeri düşmüş. Transfer marketinde 3 milyon euro yazıyor desem. Boy 183 yani hızlı bir format olabilir dersin. Çok çok ilginç. Şimdi 3.5 milyon euroya satın alma opsiyonu var Antwerp'in ama yıllık ücret babında Fenerbahçe'den yüksek bir e, ücret aldığı için yani bu hemen hemen imkansız gibi. Fakat işin komik bir tarafı var. Yani e, şunu düşünüyorum. Şimdi Frey, Antwerp ile ilgili şunu belirteyim. Frey 27 yaşında 5 milyon euro piyasa değeri gözüküyor ama Frey bu sene insanüstü bir performans sergiledi. 44 maçta 22 gol 4 asist 3177 dakika. Belli mi olur? Belki Frey'i 4'e 5'e okuturlar. Bizden 2'yi aldılar. Antrep 2'yi aldı. Frey'i 5'e satarlarsa 3-3,5 milyon euroya belki ihtimali kullanabilirler. Şimdi al ahlinin Samatta hakkında bir iddiası var. Transfer %82 yazıyor. al ahli cidde takımının. sosyal medyadaki bir duyumcu da 6 milyon euroluk bir teklif olduğunu söylüyor. Yani 6 milyon euroluk teklife şu hareket yapılır. Samatta bile yapar yani bu hareketi. 6 milyon euroya oley yapar yani. Üçlü çektirir. Yani 6 milyon euroyu azımsamayın, azımsamayın. Çok deli bir paradır. Böyle her baba yetin e, görebileceği bir para değildir. Keşke olsa. Keşke 6 milyon euroya e, transferi olsa. Ama e, bize çok büyük saplanmış bir şey gibi duruyor. Şu an bakalım ne olacak. Hocam peki Jorge Jesus ister mi? Aslında Jesus'un isteye, isteyebileceği tipte bir oyuncu. Hocam Jesus Slimani'den o kadar gol katkı almış ya. Samatta'dan da alır mı? Ya Samatta aslında o kadar da kötü futbolcu değil. Yağla hocam yağla balla. Girdi ya 6,5 milyon euro balla hocam. Ya gerçekten o kadar da kötü futbolcu değil. Bakın Abu Bakar'la Samatta'nın çektikleri şut sayısını falan geçen sene kıyaslıyorlar. Abu Bakar daha kötü performans ama daha çok gol atmış. Bir de bizim taraftarda şu var. Ya her geleni çöpleme hastalığı var. Damatta çöp. Serdar Dursun çöp. Adem'i çöp. Frey çöp. Valencia çöp. İşte çöp. Vedat Muriçi çöp. Öbürü çöp. İyi de hocam ki değiller mi? Değiller abi. Değiller. Sen forvetini maçta kaç defa topla buluşturuyorsun? Ceza sahası içinde kaç defa buluşturuyorsun? Bir istatistik çıkarın. Fenerbahçe forvetlerinin ceza sahası içinde topla buluşma sayılarını Bakın bakalım ne oluyor. Ha bu arada Fenerbahçe'nin hedefi büyük golcü. Gerçekten büyük golcü. Yani haber olarak söylüyorum. Sıradaki habere geçip. Fenerbahçe'de hedefi büyük golcü. Yani taraftarlar artık Valencia gibi devşirme kanattan golcü de istemiyor. Hani Serdar Dursun gibi tam anlamıyla bekleneni veremeyen Corvette de istemiyor. Fenerbahçe taraftarı ne istiyor biliyor musunuz? Bunu istiyor. Hocam Fransa Ligi'nin gol kralını mı? Ya ne bileyim Fanoydonk olur, Nobre olur, Sov olur. Bitirici forvet istiyor Fenerbahçe taraftarı. Orada Sov'a da selamlar olsun. E, kötü gidiş var Fenerbahçe'de. İsmail Kartal'la bir şeyler var. Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre. Hani bütün dikkat buraya verilecek diyor. Santrafor dışında takımın genelinin performansı şampiyonluk için yeterli bulunuyor. Ama forvet bulunmuyor. Bak bir şey yapalım. Sağlama yapalım. Kaleci beğeniliyor mu? Altay. O sahinin performans. Erdin'in kim? Kim? Serdar Aziz. Crespo. Zaytz. Değil mi? İrfan. Mert Hakan. Zaman zaman Arda Güler. Hatta Rossi. Değil mi mesela? Bunlar beğeniliyor arkadaşlar. Hani az takımdaki. E Serdar Dursun. Perişan. Demek ki gerçekten forvette de sıkıntı olabilir. E kim geldiyse fayda etmiyor. Bak son yıllardaki golcülere bakın. Slimani, Frey, Samatta, Mevlüt Erdinç, Sisse, Ademi, Berisha. Tam anlamıyla hayal kırıklığı. Şimdi Ersan'ın bir lafı var. Bu çöplere bu kadar parayı verene kadar adam gibi forvet alsaydık diye. Yanlışım yoksa bir buçuk Frey'e verdik. 6 Samatta'ya verdik. Yedi buçuk. Adem'i ye de bir buçuk verdik. Sekiz, dokuz. Berişa'ya da 5 verdiğimizi gösteriyor. Transfer market 14. Şimdi bunların içinde en erken aldığımızı sanırım 4 sene önce aldık. 14. Yıllık ücret Selimani 4. Fıray'ı 1 desem 5. Samat da 2. 7. Mevlüt hadi 2 diyelim 9. Adem'i 1 diyelim 10. Berişa 1 diyelim 11. 14 milyon euro bon servisine 11 milyon euro yıllık ücretine vermişsin. Ersan da diyor ki 14'e bon servisine çat diye bir futbolcunun verseydik yani 14'lük bir futbolcu alsaydık 4 sene yıllık da 2,5 2,5 verseydik aynı performansa denk gelir miydi? Orası da ayrı soru işareti. İyi tarafı şu. Adem 800 bin euro diyor ama opsiyonlu bir buçuğa gönderdin. Ee, Samat şu 6 milyon euro olayı inşallah doğru olur. Al ahli. Hadi gönderdin diyelim. Adem'i de bir diyelim. Yedi. E Frey'i de ikiye okuttun. Dokuz. E Selim hani zaten kiralıktı. Öbürlerine şeydi. Hani on dörtte dokuzunu kurtarmış oldun en azından. Ama yıllık ücret bağımında sıkıntı. Böyle bir olay var arkadaşlar. E, sıkıntı. Taraftar artık ne Adem'i ister ne Valencia ister. Durum bu. Şimdi baktığınız zaman İsmail Kartal'la küllerinden doğan bir Fenerbahçe var. Konya'nın 8 puan gerisinde alıp İsmail Kartal'ın dokunuşuna uçan bir performans var. Kale, orta saha savunma hepsi. Yani ama sıkıntılı. Bak Fenerbahçe şu anda Ocak transfer dönemini pas geçmiş durumda. Az ve öz transferle başarı elde etmek istiyor. Ve süper golcüden başka Crespo'nun yedeğini Solbek yedeğini az oynayabilecek bir sol kanat Belki de as oynayabilecek bir sol bek. Bunları yapmayı düşünüyor. Hani Altay Bayındır'ın arkasına iyi bir yedek bulalım istiyor. Çünkü şu an Berke hiç güven vermiyor taraftara. Ee, yani ve Altay Bayındır hiç sakatlanmasaydı Fenerbahçe bu kadar da kötü durumda yine olmaz diye düşünüyorum. Ve ee, ne olacak? Bakacağız. Son olarak yok son olarak değil. Kısa kısalara geçmeden önce. Mariano Diaz yoklaması. Fenerbahçe'de Mariano Diaz ismi gündeme gelmiş. Real Madrid forması giyen 28 yaşındaki Dominik Cumhuriyeti golcü futbolcunun Survivor şey kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi var. 22 maçta süre almış. 4 golü var. Sürekli forma gelecek bir takıma gitmek istiyormuş. Bugün WhatsApp grubuna da sordum. Söyledim. Daha doğrusu dün söyledim. Yok yani bana ulaşan bir şey yok. Ha biz bunu zamanda çok denedik. 1 Ağustos'ta 29 olacak. Dominik Cumhuriyeti'nin büyük kez maçı formasını giymiş. Bir golü var. Zamanında Real Madrid Lyon'dan 21.5 aldı 2018'de. Bu sene 9 maç 1 asist. 288 dakika. Bize net forvet lazım ya. Hocam Benzema vardı. Benzema'nın gölgesinde kaldı. Ulan Benzema yordur, yıprattı, rakibi öldürdü, gebertti. Ondan sonra oyuna girmek daha kolay. Bence e, yok yani bana gelen bir duyum da yok. Fenerbahçe'mizin genç stoperi Recep Efe Koçak için bu hafta scoutlar gelecekmiş. Yani Karagümrük 19 maçta Belçika ve Finlandiya kulüpleri izleyecekmiş arkadaşlar. Bakın Recep Efe Koçak. Yani girdiğiniz zaman transfer markta 18 yaşında diyor. Stoper. 8 maça çıkmış. 230 dakika, 230 dakika oynamış. Yani hiçbir şey oynamamış. Bu performansa scout geliyorsa Demek ki ee, ya biz futbolcudaki yeteneği göremiyoruz ya başkaları başka şey görüyorlar. Değil mi? Biz 230 dakika oynadığına göre. Muhammed Gümüşkaya mesela yine altyapımızdan çıkan bir isim biliyorsunuz. Sezon sonunda burnundan bir e, operasyon geçirecekmiş. Uçak bir, ufak bir operasyon. Ben niye bu kadar saçma diyorum lan? Uykum geldi herhalde ondan. Uçak bir operasyon ve ufak bir operasyon geçirecek. Yaz tatilinde de özel bir antrenör eşliğinde sezonu erken açacak diyor ki birkaç senedir bunu yapan oyuncularımız var. Yabancı kulüpleri de istiyor, Türk kulüpleri de istiyor ama Fenerbahçe kulübü şimdilik satışa sıcak bakmıyor. Belki opsiyonlu bir şey olabilir ama opsiyon koydursa bile zorunlu opsiyon düşünecektir. Yaşı 21, merkez orta saha ama çok yönlü bir oyuncu. 1.77 boyunda 2 milyon euro piyasa değeri var. Bu sezon 30 maça çıkmış arkadaşlar. 30 maç, 1270 dakika ama 30 maç. 3 gol, 2 asisti var. Evet, gol, asist tecrübesi. Az ama hangi mevkilerde oynadı? Onu bir çıkarsalar transfer market'ta şu kadar maç şurada oynadı. Bu kadar maç burada oynadı. Merkez orta saha diyor yalan. Sol bek oynadı, sol açık oynadı, sol ön oynadı, sol be oynadı. Sağ bek oynadı, sağ açık oynadı, sağ Ön oynadı. Merkez orta saha oynadı. Altı oynadı. On oynadı. Böyle bir durum. Vitor Pereira mahvetti diyor. Bilime inanmayan Vitor Pereira'nın bir açıklaması var. Oyuncu yorulduğunda zihinsel olarak merkezi sinir sistemi etkilenir. Ve bu da koordinasyonsuzluğa neden olur. Futbolcu basit hatalar yapar. Aynı benim herhalde yorgunluktan dolayı az önce ufak bir operasyonu uçak olarak söylediğim gibi herhalde. Bir oyuncu bu hatalara başladığında zaten bir sakatlanmaya yakın olduğunu bilirim diyor. Enteresan bir bilim yöntemi. Yani yorulduğunda zihin merkezi etkileniyor. Koordinasyonsuzluk bu da basit hatalar. Basit hatalardan da ben anlıyorum sakatlanacağını diyor. Çok çok ilginç. Luis Suarez Luis Suarez'le ilgili de haberler çıkıyor. Fenerbahçe aldı, alacak, gitti, gidiyor nokta com diyeyim. Ben Suarez konusunda sadece şunu biliyorum. Suarez kulübünden ayrılacak. Çünkü Atletico Madrid Gabriel Jesus'tan ilgileniyormuş. Yani alma imkanı da var gibi diyor benim Atletico Madrid temsilcim. Gabriel Jesus iyidir. Peste iyi gelişiyordu. Ama yaşı 25 olmuş. Baktığın zaman 50 milyon euro piyasa değeri var. Dehşetül vahşet bir forvet. Yani 32 milyon euroyu almışlar bak zamanda. 1.75. Ersan'ın dediğine de geliyoruz bir yerde. Adamlar 32 milyon euroya almış. 50 milyon euro atıyor. Sen 32'lik değil de 14'lüğünü al. Gabriel Jesus'un bir tık aşağısını al. Herif 39 maçta 13 gol 12 asist 2390 dakika. Yani yaklaşık 24-25 hadi 26 maç diyelim 13 gol 12 asist hemen hemen boş geçmemiş. Üstelik bunu Premier Lig, Şampiyonlar Ligi FA Cup'ta falan yapıyor. Bakalım Atletico Madrid becerebilecek mi böyle transferi? Ya yani Suarez kalmayacak diyor. Ama İspanya içinde gider gelir. Orada Sof yoluna çık olsun kardeşim görüşürüz. Ee, İspanya içinde gider gelir diyor. Onu da söyleyeyim. Ha, aradaki fark şu. Biz çok küçük bir miktar garanti ücret, sonra maç başı ve prim şeklinde teklif ediyoruz. O direkt Falkao sözleşmesi istiyor. Yani görüyorsunuz. Hocam Ali Koç Suarez'den imzalarsa hapse girecekmiş. Ben Fenerbahçe için hapis yattım. O da yatsın. Herkes yatsın. Zaten iş bu gidişle ona gidecek gibi. Bu gidişle herkes Fenerbahçe için hapis yatacak gibi. Sevmiyorlar bizi. Ama şu var. Hani esprisi şurada. Fenerbahçe'nin borcu yüksek. O zaman her başkan hapse girmesi lazım Fenerbahçe'ye gelen. Yazmış bir tanesi işte Fenerbahçe Ali Koç hapse girmemek için Jesus'tan imzalayamıyor, transfer yapamıyor. Birincisi bu o kanun direkt resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi mi? İkincisi bu kanuna ilişkin illaki eleştiriler ve itirazlar vardır. Onlar değerlendirildi mi? Şimdilik yok. Yani eğer transfer Jesus transferi yapıp hapse girerim diye korkuyorsa voleybolda, basketbolda şu an felaket bir zarar var. Ki Eşiği açan onlar. Yani o zararları yok etmek için bugün kapatması lazım amatör şubelerin hepsini. Futbol dışı çünkü zarar var. Hani onu alnından öpecekler Ali Koç'u. Zarar yaptın diye. Bunları geçin arkadaşlar. Evet biz uzun lafın kısası ne anlamamız lazım? Ee, Frank Embele Etigo'ya ilgimiz varmış ama yüksek takımlar istiyor. Bize gelmez. Luis Suarez'e bugün daha doğrusu dün bize yazdılar. Perşembe günü itibariyle. Ben diyorum aradaki fark çok fazla. Ya biz iki falan veriyoruz. O 5 milyon euro istiyor. Düşünün yani aradaki farkı. İmkanı yok. Ya biz iki istesek o üç buçuk istese belki derim de yok. Jesus için ben 23 Mayıs'tan önce açıklama beklemiyorum. 28 Mayıs'ta mali kurul varmış. Herkes onu bekliyor. 23'ünde açıklaması, 28'inde de açıklaması. Ali Koç'un özelliği biliyorsunuz. İbra edilmezse belki o zaman anlaşıp hemen yapar. Ondan sonra Mert Hakan için 7 istiyoruz. Ama buçuk altı ya da razı oluruz gibi. Bana gelen bir şey yok. İnşallah doğrudur. Seferovic'i ben beklemiyorum. Samat'ta şu an için o 6 milyon euro olayı, Al Ahli olayı keşke doğru olsa. Ama yok yani benim şeyde yok. Evet bir sov arıyoruz. Musa sov arıyoruz. Ve genç olanları arıyoruz. Bu mesela Şaklar'daki tra Traore Traore Tam bizdik bence. 21 yaşında. Lan al parlat sat adamı. Ama Fenerbahçe garanti iş yapmak istiyor. Yani 23-24'lük futbolcu almak istiyor. İyi araştırması lazım. Mariano Diaz benim bilgi bankamda yok. Duyum bankamda. Muhammed Gümüşkaya, Recep Efe, İçinde dediğim gibi şeylik yok. Şu an için bir yere gitme düşünceleri yok. Yani bu kısmını nakledeceklerim bu kadar. 32 dakika olmuş maşallah. Ama sizlere görsel şölenli bir şey hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.